Merhabalar. Enerji Kimlik Belgesi hazırlama eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Ben Serhat Aslan, İnşaat mühendisi, enerji kimlik belgesi uzmanı ve D1 akustik uzmanıyım. E, bu kurs kapsamında e, enerji kimlik belgesi nasıl hazırlanır e, bunları inceleyeceğiz e, birlikte. E, burada e, olabildiğince e, işin mantığını gösterip e, ama bunu sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani işini titizlikle yapmaya çalışan kişiler ile hani rahat çalışan kişilerin arasındaki bütün kitle hedef kitledir burada. Ee, amacım herkesin e, ne istiyorsa onu alabilmesi bu eğitim kapsamında. Öncelikle bu giriş videosunu çekmek istedim. Ee, daha sonrasında sırayla devam edeceğiz. Öncelikle enerji kimlik belgesi nedir? Ee, bunun en kısa, en özet şekliyle binaların enerji performansı ve sera, sera gazı sınıfının bulunduğu belgedir. Binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre alınması zorunlu bir belgedir. Tabi istisnalar var, biraz klişe olacak ama enerji kimlik, kimlik belgesi özetle nasıl bir çamaşır makinesinin, buzdolabının veya bir televizyonun sınıfı varsa binanın enerji performansı ve sarık sera gazı sınıfı oluyor. Ee, buna, buna benzetebiliriz. Ee, bu sınıf A ile G arasındadır. Peki hangi yapılarda enerji kimlik belgesi almak zorunlu değildir? Şimdi sayacağım yapıları da e, enerji kimlik belgesi almak zorunlu değildir. Geriye kalan bütün yapılarda zorunludur. Zorunlu olmayanlar daha az olduğu için zorunlu olmayanlara eklemek istedim. Öncelikle iklimlendirilmesi gerekli olmayan yapılarda işte cephanelik, depo, ardiye, ahır ve benzeri ki mantık olarak hani iklimlendirme ne demek onu ondan bahsedeyim hani sıcak yani evi ısıtma veya işte yapıyı ısıtma veya soğutma sistemi yoksa burada enerji çimlik belgesi almak zorunlu değil. Yani mantık olarak da enerji çimlik belgesi bina enerji performansı olduğu için iklimden iklimlendirme olmayan bir bölgede bölümde bunu almak çok da mantıklı değil. Sera ve atölyelerde zorunlu değil. E, kullanım ömrü 2 yıldan az olan yapılar da zorunlu değil. 50 metrekare altında e, kullanım alanı olan yapılarda, sanayi alanlarında ki binalarda, e, bunun dışında da TSK, e, MSB e, ve MIT'e ait binalarda e, alınması mecburiyeti yoktur. Bunlar dışında kalan bütün yapılarda alınması zorunludur. Şöyle devam edelim. Enerji kimlik belgesi açısından mevcut bina yeni bina nedir ve farkları nelerdir? Bu karıştırılan bir durum. Ee, burada mevcut bina 1 Ocak 2011 öncesi yapı ruhsatı almış binaları temsil eder. Bina enerji performansı sınıfı ve sera, sera gaz emisyonu sınıfının ne olduğunun bir önemi yoktur. Mevcut binada yani 1 Ocak 2011 öncesinde yani A çıkmış, D çıkmış, G çıkmış hiçbir önemi yoktur. Belgenin olması yeterlidir. Mevcut binaların enerji kimlik belgesine yetkili bir e, verimlilik danışmanlık firmasına bağlı çalışan EKB uzmanı düzenler. Yeni bina dediğimiz olay ise 1 Ocak, 1 Ocak 2011 sonrası yapı ruhsatı almış binaları temsil eder. Burada bina enerji performans sınıfı ve e, karbondioksit salınımı sınıfının önemi vardır. A, B veya C çıkması istenir. A en yüksek sınıftır. G ise en düşük sınıftır e, burada. Optimum sınıf olarak biz C'yi belirliyoruz. Ee, yani e, ve C'nin altında olmaması gerekiyor. D, E, F, G olmaması gerekiyor. Ee, bunu da iş yeri tescil belgesi olan EKB uzmanı düzenler, ee, mimarlar, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri EKB uzmanlığı eğitimine katılıp sınavında başarılı oldukları takdirde EKB uzmanı olurlar. Mevcut bina yet düzen e e EKB düzenleme yetkisi olanlar yeni bina EKB'si düzenlerler. Ancak yeni bina EKB düzenleme yetkisi olanlar mevcut bina EKB'si düzenleyemezler. Çünkü e eski binalarda EKB düzenlenirken e çeşitli araştırmalar yapmak gerekiyor. E binayı bizzat görmek gerekiyor, incelemek gerekiyor, ölçümler yapmak gerekiyor. Peki enerji kimlik belgesi neden istenir? Enerji kimlik belgesi yeni binalarda iskan için istenir. genelde belediyeler tarafından. Bunun dışında da yeni ve mevcut binalarda alım, satım, kiralama işlerinde istenir. yani mevcut binalarda neden isteniyor derseniz yani zaten mevcut olduğu için bina yani iskanlıdır veya iskansızdır. Burada alım, satım, kiralama işlerinde kullanılıyor. Enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi hazırlandığı tarihten itibaren 10 yıldır. 10 yılını doldurduğu zaman yenilenmesi gerekir. Enerji kimlik belgesi nasıl hazırlanır ve nasıl hesaplanır? Burada Bakanlığın uç yazılımı olan BEPBY programına veri girişi yapılması gerek gerekiyor. Bu veri girişi sonucunda hesaplamalar yapılır. Burada e, biz veri girişi yapıyoruz, çeşitli bilgileri, kesitleri. Bunun sonucunda bunu yaparken üç boyutlu görünüm de var, oradan da kontrol edebiliyoruz. E, web programına binanın kuzey açısı, bina bilgileri, mekanik sistemler girilir, yapı elemanları, kesitleri girilir, e, aydınlatma sistemleri, pencere ve kapı bilgileri. Bu işlemler yapılırken binamızın üç boyutlu görüntüsü de hazır hale gelmiş olur. En son proje denetlenir ve veri girişinde hata yapıp yapılmadığı kontrol edilmiş olur. Hata yoksa hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplama işlemi sonucunda sınıfımız gerekli şartları sağlıyorsa, gerekli şartlar dediğimiz bina enerji performans sınıfı ve karbondioksit emisyonu sınıfı A, B veya C ise EKB uzmanı tarafından kullanıcı adı şifreyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesi olan web.tr adresine gönderilir. Bakanlık belgeyi onayladıktan sonra enerji kimlik belgesi hazır hale gelmiş olur. Bu dediğimiz şartlar sağlanmazsa gönderdiğiniz zaman e, internet sitesinde onaylama yapamıyorsunuz arkadaşlar. E, gerekli onay işlemlerini e, bakanlık kabul etmiyor. Yani en fazla yani e, maksimum C olması gerekiyor. E, veya tam tersi düşünürsek en az C olması gerekiyor. D'yi E'yi kabul etmiyor. Burada bir de ön hesap sonuç formu raporu dediğimiz bir durum var. Bunu birçok kişi bilmiyor, atlıyor. Ön hesap sonuç formu bakanlığın uç yazılımı olan BEPBY programına veri giriş yapılarak gerekli hesaplamalar sonucu oluşturulan rapordur. Tek sayfalık bir rapordur. Enerji kimlik belgesinin özeti niteliğindedir. Ön hesap sonuç formunun enerji kimlik belgesinden farkı onaysız olmasıdır. Ee, yani biz e, enerji kimlik belgesi onaylıdır. Bakanlık sistemi üzerinden onaylanır. Ancak ön hesap sonuç formu yapı ruhsatı e, alınmadan ilgili kurum tarafından ister. Bu onaysızdır. Bunların farkı e, ön hesap burada da yazdığımız gibi ön hesap sonuç formu inşaat başlamadan belediyeler tarafından istenir. Enerji kimlik belgesi ise iskan aşamasında istenir. Enerji kimlik belgesi ile ilgili bazı tartışmalar oluyor. Örneğin biz iskan aşamasında projeleri bulundurduk. Öncelikle onu söyleyeyim. Enerji kimlik belgesi hazırlarken arkadaşlar sırasıyla yapı ruhsatı, mimari proje, elektrik projesi, mekanik proje, ısı yalıtım projesi, e, gerekiyor. ısı e, yalıtım raporu daha doğrusu gerekiyor. E, bunları birebir programa e, veri girişi yapıyoruz ve sonucunda çıkan e, enerji kimlik belgesi bizim elimizde olmuş oluyor. Hazır hale gelmiş oluyor. Diyelim ki D sınıfı çıktı veya E sınıfı çıktı. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu, bu noktada hiçbir şey yapamıyoruz. Bunun için e, e, yani şöyle Şimdi bazı gelişmiş belediyeler yani neden bir şey yapamıyoruz dedim. Çünkü hani iskan aşamasına gelmiş bir bina bitmiş bir binadır. Ee, sınıfı D çıktığı zaman e, bakanlık sistemi onay vermiyor. Onay vermediği zaman enerji kimlik belgesi oluşmuyor. Enerji kimlik belgesi oluşmadığı zaman iskan alınamıyor. Yani bina iskansız olmuş oluyor. Peki bunun bir çözümü yok mu? Yani bunu bazı e, EKB uzmanları, yetkili kişiler Hani e, yapı ruhsatı alınmadan yani e, inşaat başlamadan istensin istiyorlar. Ama bu sefer de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. O zaman istenirse inşaatın ortasında e, falan veya sonuna doğru başında e, tadilat olursa binada bu sefer hesaplar yine değişmiş olacak. Böyle bir problem var. E, bu ön hesap sonuç formu... E, çoğunlukla hani şimdi yaygınlaşmaya başladı ama gelişmiş belediyelerde yapı ruhsatı alınmadan e, isteniyor ki hani belediye şunu söylemek istiyor. Kardeşim bana ön hesap sonuç formunu raporunu getir. Ben sana yapı ruhsatını vereyim. Hani ön hesap sonuç formunda bana e, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasında yani bina bittiğinde e, A, B, C sınıflarından biri olacağını şimdiden göster. Bunu demek istiyor aslında ön hesap sonuç raporu formu aslında EKB ile enerji kimlik belgesiyle hani birebir aynı sadece biri onaysız ön hesap sonuç formu özet bilgi niteliğinde bunları anlattıktan sonra bir ön hesap sonuç formu ve enerji kimlik belgesi incelemek istiyorum sizinle birlikte şöyle ilk başta ön hesap sonuç formunu açalım bu ön hesap sonuç formu eski adıyla raporu Web programımız var demiştik bizim. Orada gerekli işlemler yapılıyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra e, ön hesap e, yani herhangi bir problem yoksa e, mimari açıdan birebir girdiysek e, uyuşmazlık yoksa projede projeyi denetliyoruz ve hesaplatıyoruz. C ve altında çıkıyorsa Gördüğünüz gibi şu enerji performansı yazan binanın enerji performansı. Örneğin burada B çıkmış. Bu da sera gaz emisyonu. Bu da C çıkmış. Bu ikisinin de maksimum C olması gerekiyor. Yani D, E, G, F, G'yi kabul etmiyor. Ön hesap sonuç formunda gördüğünüz gibi binanın görüntüsü, bilgileri var. Burada bina enerji performansı, sera gaz emisyonu var. Yenilebilen enerji kullanımı varsa o vardır. Ve burada ısıtma, sıhhi sı sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma gibi enerji tüketen birimlere yer verilir. Aşağıda da belge belgeyi düzenleyen adı soyadı firması sertifika bunları elle doldurmamız gerekiyor. Aşağıda gördüğünüz gibi bir uyarı var. Yapı ruhsatına esas projeye ve eklerine göre düzenlenmiş olup enerji kimlik belgesi yerine kullanılamaz. Zaten şurada da silik bir şekilde yazıyor. Enerji kimlik belgesi yerine kullan geçmez diye, kullanılamaz diye. Bunu dediğim gibi gelişmiş belediyeler yapı ruhsatından önce hani diyor ki bunu getir, bana ısı imzalı bir şekilde ver ki isyan aşamasında aksi bir durum ortaya çıkmasın hani bana gelip de e, enerji kimlik belgesi D çıkıyor deme diyor. E, bu enerji kimlik belgesinin bir özeti niteliğinde bir belgedir. E, bunu e, programda e, PDF olarak aldıktan sonra arşivinizde saklayabilirsiniz. Herhangi bir yerde hani bakanlık onaylamadığı için kayıtlı değildir. Ee, enerji kimlik belgesi ise şöyle 3 sayfadan oluşur. Ee, az önce gösterdiğim ön hesap sonuç raporunun daha detaylısıdır. Ee, şöyle bilgiler vardır. Burada bina görüntüsü. Örneğin bu benim yaptığım bir enerji kimlik belgesi. Yine burada bina enerji performans sınıfı vardır, sera gazı emisyonu, yenilenebilir enerji kullanım oranı vardır. Yine yıllık enerji tüketimleri yazıyor. Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma gibi burada sınıflar var. Ee, buradan incelenebilir birçok şey ee, ön hesap sonuç raporundan farkı bu onaylı olduğu için belge ile ilgili bilgiler otomatik e, sistem üzerinden verir örnek belge numarası diyor burada İşte veriliş tarihi son geçerlilik tarihi iptal edilen EKB dedi. önceden EKB yapıldıysa e, hani bir daha e, üzerine yapılıyorsa aynı binaya EKB o EKB iptal edilmiş oluyor ondan bahsediyor. İşte belgeyi düzenleyen firma, sertifika bunların hepsi otomatik çıkıyor. Bu onaylı bir belge olduğu için arkadaşlar burada kare kod çıkıyor. Şöyle e, kare kod telefonunuzu yakınlaştırıp kare kodu okutturmak isterseniz benim firma bilgilerim, e, EKB bilgileri, EKB sınıfları, e, emisyon sınıfı, ve bina enerji performans sınıfı, işte inşaat alanı gibi bütün bilgiler çıkmış oluyor. Bunun avantajı şu, Türkiye'nin her yerine enerji kimlik belgesi yollayabiliyoruz. Yani ıslak imzanın aslında burada bir prosedür gibi bir şey çok bir anlamı kalmıyor. Bu karakodu okutarak veya Bakanlığın bep.tr.gov.tr adresine girerek şu numarayı girdiğimiz zaman yine enerji kimlik belgesi otomatik olarak oraya düşüyor. Yani ilgili kurumlar bu belge numarasıyla veya karakotla okutabilir. Bunun için her yere yapabiliyoruz. Ayrıca yani E-Devlet üzerine de düşüyor. E-Devlet üzerinden de sorgu yaptırılabiliyor şu belge numarasıyla. Veya ikamet ettiğiniz binaysa direkt hiç belge numarası olmadan sorgu yapabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz. Ee, bu birinci sayfaydı. Bu birinci sayfaya ön hesap sonuç raporunun aynısı gibiydi. Gördüğünüz gibi. İkinci sayfada burada işte binaya ait bilgiler işte e U değerleri ondan sonra kat adedi, Bodrum kat dedi. İklimlendirilen alan, işte bina toplam alanı gibi bilgiler var. Burada kesitlerle ilgili bilgiler var. Yukarıda bunların lejantları verilmiş. Hani hangisi mesela rengine göre sırayla bakılabilir bunlara. Örneğin burada beton yapı elemanı şu kahverengi. Yani burada dış duvar, dış betonarme alan, döşeme, çatı bütün bütün bilgileri görebilirsiniz. Aşağıda pencere alanını görebilirsiniz. Devam ettim de şu belge düzenleyen karakod belgenin numarası gibi kısımlar her sayfanın en altında var. 3 sayfada da var yani imza kısmı dahil. Aşağı indim de iklimlendirilen zon diyor 12. Mekanik sistemlerle ilgili bilgiler var. Örneğin burada hani mahal, yani merkezi değilmiş, malmiş, doğal gaz yoğuşmalı kombiymiş. Sistemin gücü 6 kW İşte sıcak su sistemi bu da mesela yoğuşmalı kombi, gaz soğutma sistemi 10 adet girilmiş. İşte mahal olarak aşağıda da aydınlatma sistemleri girilmiş. kojenerasyon ve fotovoltaik şu anda yok ama yeni yeni yaygınlaşmaya başlayacak. Yönetmelik yayınlandı. Artık 5000 metrekarenin üzerindeki inşaat alanına sahip binalarda %5 oranında e, f, yenilenebilir enerji kullandırmak durumunda bırakıyor sistem. E, sıfır enerji e, projesi kapsamında. O da yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Yani aslında yani 5000 metrekare ve üzeri inşaatlarda e, yakında belki de şu an isteniyordur. E, enerji kimlik belgesi sınıfları hedeflenen B sınıfı olarak geçecek artık. Bu zamanla belki 3000, bin derken bütün binalarda en fazla B istenecek, C istenmeyecek. Bu enerji kimlik belgesini de böylece incelemiş olduk. Ön hesap sonuç raporu, işte eğitim PDF'imiz ve enerji kimlik belgesini ben notlara ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.